Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir video atıyorum. Ülkenin hatta dünyanın şu anki durumu belli. O yüzden hepimiz eve tıkılıp maalesef videolara, dizilere, filmlere falan yönelmiş durumdayız. Yine halimize çok şükür umarım daha da ilerlemeden önlemini alırlar. Artık aşamadır her neyse. Böyle bir giriş yaptığım için de kusura bakmayın çünkü ben de artık korkmaya başladım. O yüzden lütfen siz de önlemlerinizi alıp evden dışarı çıkmamayı ihmal etmeyin diyorum. Ve daha önceden hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir tane videomda tüylerimi nasıl aldığımla, yüz tüylerimi nasıl aldığımla ilgili bir video çekmiştim. Orada da yüz tüylerimi almadığımı ve sararttığımı söylemiştim. Siz de nasıl sararttığımı, hangi marka ürün kullandığımı falan sormuştunuz. O gün bugün oldu. Bugüne kısmet oldu, videoyu daha yeni çekebiliyorum maalesef. Ben de uzun zamandan beri tüylerimi sarartmıyorum. Neden? Önce bir özet geçeyim. Saçlarımı sarıya boyadığım zamanlarda, çok yanlış bir şey biliyorum ama, saç boyasını maalesef şuralarıma falan getiriyordum tüylerim de sararsın diye. Dediğim gibi çok yanlış bir şey bu. Ama ben yapıyordum, alışkanlık olmuştu. Gerçekten de sarartıyordu ama bu 2 hafta en fazla sürüyordu. Her ay bunu tekrarladığım için de siyah tüylerimi fazla görmüyordum, gözüme batmıyordu. Ama uzun zamandan beri dibime sarı değdirmediğim için ve yüzümü de haliyle sarartmadığım için boyayla, tüy sarartıcı boya almaya karar verdim. Hiç kullanmadım bu tüy sarartıcı kremi. Tabii ki kullandım. Sesu markasını kullandım, Vivet'i kullandım, sana böyle okunuyor. Ama onlar da maksimum bir ay sonrasında tüylerimden aktı renkleri. Yani her ay bir kere yapmanız gerekiyor bunları. Bazı yorumlarda tüylerin köklerini kalınlaştırdığını söylüyor bu markalı. Ben ona pek yorum yapamayacağım. Öyle bir şey yaşadığımı söyleyemeyeceğim ama akma konusunda gerçekten sorun yaşıyordum. O yüzden şu an bu videoda başka bir ürün kullanacağım. Yorumlarını duyduğum ama benim şu an ilk defa sizinle birlikte deneyeceğim bir ürün olacak. Diğerlerine nazaran fiyatı evet pahalı ama eğer işe yararsa yılda bir kere alınması bence çok da güç olmaz diye düşündüğümden, hem tüylerimi sizinle sarartıp hem ilk defa bir ürün deneyip yorumlarımı size aktarıp bir video çekmek istedim. Sizden bir tane ricam var. Hatta iki tane olabilir. YouTube'dan bana abone olup Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum diyorum. O zaman işleme hemen geçiyorum. Ara ara yine genizimden konuşursam lütfen gözünüze takılmasın. Maalesef nefes almayı burnumdan unutuyorum. Aslında burnumda nefes almamla ilgili hiçbir problemim yok. Ama ağzımdan nefes alıp vermeye alıştığım için şu sıralar kendimi dengelemeye çalışıyorum. Çoğu kişi yazıyor bana niye burnundan konuşuyorsun, nefes alamıyor musun diye. Ama bunun aslında hiçbir ilgisi yok. Markayı şöyle gösterecek olursam. Şöyle bir marka, Sally Hansen sanırım böyle okunuyor. Üstünde dermatolojik olarak test edildi diye yazıyor. Hem vücutta hem de yüzde kullanılabilen bir tüy açıcı aloe vera içinde varmış. Şimdi bakalım ürünlerde neler var. Şöyle bir jel çıkıyor. Tabii bunların hiçbirinde Türkçe yazmıyor. Süper. Böyle de küçük plastik dandik bir ölçek kutusu çıkıyor. Ben oldukça az yapacağım çünkü sadece yüz bölgeme geçeceğim. Böyle de bir oksidan gibi bir şey sanırım burada. Suyu gibi bir şey çıkıyor. Ve son olarak da tozu çıkıyor. Anladım. Tozdan bir ölçek sanırım yapıyoruz. Sonra bu kreminden geçiyoruz. En sonunda suyundan geçip güzelce şu kapta karıştırıp yüzümüze uyguluyoruz. Ama kaç dakika falan bekleteceğim yazmıyor. Şöyle de kürek gibi çok tatlı bir spatulası var. Bunları saklayacağım. Tek kullanımlık olarak kullanmayacağım. Yıkayacağım. Tekrar kullanmayı düşünüyorum. Çünkü böyle güzel bir kap bulamam herhalde. Güzel değil daha doğrusu. Kullanışlı bir kabım yok evimde. Bakalım bunlar nasılmış neymiş. Allah'ım ne olur Türkçe dublaj olsun diyecektim. Netflix'te çok takılınca ben. Evet. Türkçe hiçbir şey yazmıyor. Süper. Süper. Ben bunu bir çözeyim geleyim. Anladığım kadarıyla bu ölçeği alıp tozdan 5 milim koyacakmışız. Daha sonra bu oksidanından 15 milime kadar getirecekmişiz. Ve son olarak da bu kreminden 30 milime, yani şu zirveye kadar getirip güzelce karıştıracakmışız. Sonra yüzümün tüylü bölgesine geçip 8 dakika bekletecekmişiz. Anladığım kadarıyla böyle. Şimdi uygulamaya geçelim. İnşallah İngilizcem yetmiştir. Yüzüm çünkü önemli bir bölge. Önce tozumu alıyorum. Acaba kötü kokuyor mu? Jelatini falan da var. Bu arada ben bunu Trendyol'da 150 TL'ye aldım. Bu sesular, işte Vivet'ler falan normal. Ay, çok fena toz. Bu markalar biraz daha uygun fiyatlı. Hatta bayağı uygun fiyatlı. Bunu deneyeceğim. 5'e kadar getireyim. Denersem, memnun kalırsam almaya devam ederim.
5 oldu mu? Birazcık daha sanki. Bu arada bu en az 7-8 kullanımlık gibi bir şey. Yani 1 yıl bence idare edebilir. Çok kötü bir kokusu yok tozun. Yani böyle saçımı açtığım zaman hani o tozlar midemi çok bulandırıyor, ellerimizi yakıyor ya, öyle bir şey değil. Şimdi şu oksidandan da 15'e getirecekmişim. 15 dediği şöyle yakından göstereyim size. Şu an tozu 5'e getirdim. Sıvı oksidanı 15'e getireceğim. En sonda dediğim gibi bundan koyup 30'a en sonuna getireceğim. Çalkalama gerek yoktur büyük ihtimal ama yine de çalkaladım. Şöyle dökelim. Ama içinde oksidan az var. Yani 3 kullanımlık falan bir oksidanı var. Umarım ben yanlış yapmamışımdır. Kreminden de en son dökelim. Bu krem sıktıkça geliyor. 30'a nasıl çıkacak? Acaba karıştırmam mı gerekiyor? Bir de bu benim yüzüme çok olmaz. Bol bol mu süreceğiz? Nasıl yapacağız? Galiba biraz daha bundan dökmem gerekecek. Ama yeter. Daha da dökmeyeyim. Bu kadar yeter. Güzelce karıştırıyorum. Böyle süt gibi bir şey oldu, köpük köpük. Dediğim gibi diyordum. Diğer markalar erken aktığı gibi yüzüme sürdüğüm zaman gözyaşlarımı tutamıyordum. Çok gözümü yakıyordu. Çünkü benim gözüme yakın yerlerimde de tüyler var. Birazdan yakından göstereceğim öncesi sonrası yapmak için. Hem de anlayalım marka iyi mi değil mi. Trendyol'dan dediğim gibi 150 liraya aldım. Diğerleri tabii ki çok uygun fiyatlı. Böyle 20-30 TL'ydi en son benim aldığım zamanlarda. Şu an ne kadar çok bilmiyorum. Ama onlar gibi eğer erken akmazsa tabii ki fiyat açısından da bu sefer kurtarıcı olur. Diğerlerinde yılda 5 paket gidiyorsa, bunda yılda 1 paket gidiyorsa tabii ki daha avantajlı olur. Trendyol yorumlarında okuduğuma göre çok fazla yorumu yoktu. 5-6 tane vardı. Hatta Google'da araştırdım ben. Süslü Sözlük'te falan yazıyordu bununla ilgili şeyler. Ve herkes çok memnundu. Ben de almışken en iyisini almak istedim. Hem bu videoyu çekip hem de denemek amaçlı. Diğerlerinden de memnun değildim açıkçası. Almışken de iyisi olsun. Ben de rutinime sığdırayım istedim. Neden yüz tüylerimi almadığımla ilgili de küçücük bir dipnot geçmek istiyorum. Bu sivilcelenmelerim benim 4 yıl önce hiçbir şekilde yoktu. Yani yüzümde siyah nokta dahi yoktu. Ortaokul arkadaşlarım, lise arkadaşlarım hatta bana diyorlardı ki yani yüzünde hiç mi bir şey çıkmaz? Ergenlik sivilcesi dahi çıkartmadım. Yüzüme ne zamanki ağda yapmaya kalkıştım kendim. Büyük ihtimalle kıl köklerimi zedeleyip iltihaplandırdım ve o gün bugün yüzümde sivilce çıkmaya başladı. Bir iki arkadaşımdan da buna benzer bir şey duyduktan sonra kesinlikle onayladım. O yüzden artık tüylerimi kesinlikle ağdayla almak yerine sarartmaya karar verdim. Bazı insanlar böyle usturayla falan alıyorlar ama onun da kıl köklerini kalınlaştıracağını düşünüyorum. Açık tenli insanların ya da cildinde tıraş bıçağı kullanıp da kalınlaşmadığını söyleyen insanların yüzünde kalınlaşmayacağına eminim. Ama benim vücuduma tıraş bıçağı değdirdiğiniz zaman da bir delikten 3 tane kıl gelebildiği için hiç ustura falan kullanmayı düşünmedim bile diyeyim. Bu bayağı köpürüp 30 milime geldi. Spatulayla sanırım sürülecek. Çünkü böyle küçük bir fırça koymamışlar içine. Parmağımı batırsam da bir şey olmaz herhalde. Yüzüme sürüyorum sonuçta, yanmaz. Yine bundan konuşmaya başladım. Şimdi başlıyoruz, hazır mısınız? Özellikle foğullerim falan, yakına geleyim görün bir kere tüylerimin şu anki halini. Evet, şu an bayağı bildiğiniz simsiyah bir tüylerim var. Benim bunlar maalesef her zaman olan tüylerim. Zaten fondöten falan kullanmadım ki bu işlevini rahat rahat yapsın diye. Yani sivilcelerimin hali zaten perişan. Şu kılları bakalım sarıya döndürecek. Madem evdeyiz artık bol bol video çekeriz. Şu korona olayından da bahsetmek istiyorum hazır yaparken. Ya normalde ben de çok sallamıyordum. Bizim Türkler klasik, bilirsiniz. İnşallah bu arada sivilceme de zarar verip yakmaz. Böyle bir şey yazmıyor sanırım. Okumadı. Gözümü yakıyor ama çok. Hiçbir şeyi dikkate almayan bir millet olduğumuz için, yani başımıza bir şeyler gelmeden aman bir şey olmaz deyip salladığımız için, ki keza ben de bunlardan birisiyim. Dün annem geldi kaldı bizde falan. Hani kadın bayağı bilgili, donatmış kendini, elinde kolonya ile geziyor, sürekli maskesini takıyor, eldivenlerini geçirmiş. Beni de uyarıyor, bak kızım sürekli ellerini yıka, kimseyle öpüşme, temas etme, evden dışarı çıkma vesaire vesaire. Ben de diyorum ki ya anne ne olacak, bir şey olmaz falan filan. Sonra birazcık internette araştırayım dedim, ciddi anlamda ölen insanlar var. Fransa biliyorsunuz ki zaten bayağı kötü bir durumda. Bu arada çok gelecek bu, niye böyle oldu anlamadım, vücut için sanırım böyle. Olmadı kollarımı da mı yapsam diyeceğim de.
Gerek yok. Sonra işte birazcık farkına vardıktan sonra dedim ki aa gerçekten ciddi bir olaymış. Ama maalesef benim gibi farkına varmayan çok fazla insanın olduğunu düşünüyorum hala Türkiye'de. Günden güne bu ölen demeyeyim. Virüse yakalanan kişi sayısı artıyor. Her yer kapanmış durumda. Yani ben virüsü tabii ki düşünüyorum ama insanlar geçimini nasıl sağlayacaklar? Çünkü işe gidemeyecekler büyük ihtimal. Dışarı çıkma yasağı vesaire geleceğini düşünüyorum. O yüzden çok zor zamanlardan geçeceğiz. Ülke olarak değil, dünya olarak. Aşısı mı çıkacak, ilacı mı çıkacak, kapı mı çıkacak, artık nesi çıkacaksa bir an önce çıkması gerekiyor. Direnciniz düşükse direkt yakalanabilirsiniz. Ve biz bundan 2 hafta öncesine kadar sanırım. Babaannem vefat ettikten sonra biz onu işte toprağa falan gömerken büyük ihtimal mezarlıkta üşüdük. Caner'in de kardeşi hastaydı. Talha, yine Caner'in arkadaşı da hastaydı. Benim eniştem gripti. Hep birlikte o gribi aldık. Daha doğrusu Caner aldı ilk önce. Caner'den de bana geçti. Biz 1,5 haftaya kadar evde bayağı yattık. Ama ömrümde öyle bir yatma hatırlamıyorum. Elimi dahi kaldıramıyordum. Midem çok bulanıyordu kokusundan bile yemeklerin. Hani ilaç içtiğim zaman kendime böyle bir 3-4 saat geliyordum. Daha sonra testi geçtikten sonra tabiri caizse ölü gibi yatıyordum. Aynı şekilde Caner'de. Yani Caner'e öbür koltuktan bağırıyorum ki affedersiniz Toto'mun kemiği bile ağrıyordu. Sağ olsun annesiyle babası geldiler, bize çorba yaptılar. Çünkü o kadar kötüydük, abartmıyorum. Biz dedik ki acaba korona falan mı olduk? Yani böyle bir hastalık, virüs olamaz. Dinlediğim bilgili bir insan, adını hatırlamıyorum, yine Instagram'da karşıma çıktı. Yani aslında bu virüs çoktan geldi. Tanısını koymadılar. Ve bazılarımız geçirdi. Ama tanısı konmadığı için önemsenmedi gibi bir açıklamada bulunmuş. Bayağı uzman birisinden dinledim. Şimdi ülke bayağı ikiye ayrılmış durumda anladığım kadarıyla. Yarısı işte aşısı çıksın, bunlar para tuzağı, aşıyı satmak için böyle bir salgın yaptılar diyor. Bazıları kimyasal savaşa girdik, bilerek yapılan yine bir şey diyor. Yorum okudum, şey diyen bile var hani, devletler emeklilere para vermesin diye yaşlıları öldürmek adına böyle bir şey yapmış olabilir diye bir yorum da okudum. Yani çok aslında bunlar mantıklı geliyor ama tabii ki asla gerçek olmayan şeyler bence. Bu arada her yerime getirdim yani. Böyle cıvıt bir şey oldu, çirkin bir şey oldu. Sürülmüyor da. Olur da dışarı çıkma yasağı gelirse o zaman ne yapacağız onu hiç bilmiyorum. İnsanlar ne yiyecek, ne içecek. Yani tamam makarna stokları falan filan bilmem ne, bunlar da bana saçma geliyor ama gerçekten zorunda kalırsak ülkenin hali ne olacak ve ne zamana kadar devam edecek? İş yerleri kapanırsa insanlar dediğim gibi ne yiyip ne içecek bilmiyorum. Devletin bu konu hakkında bence yardım etmesi, sağlam bir yardım yapması gerekiyor. Mesela bizim iş yerimiz var, erkek giyim mağazası. Yani Caner bile kapatacak dükkanı büyük ihtimalle, gidecek çünkü olacak gibi değil. Yanındaki koskoca bir kafe bile kapatmış. Çünkü insanlar artık dışarıdan yemek yemiyorlar haliyle, yemeyin de sakın. Özellikle okulların tatil olması beni bayağı ürküttü. Camilerin kapatılması vesaire. Yani bunlar bu kadar büyük bir şey ilk defa yaşıyoruz. Instagram'da tabii yine mizahlar dolaşıyor. Bir yandan gülüyorum acıncak halimize. Bir yandan üzülüyorum. Hani şey diyorlar, bilmem kaç bölümlük dizinin sezon finaline denk geldik. İşte savaşlar, korona, deprem vesaire. Bilmiyorum sonumuz ne olacak ama insanların çok çok dikkat edip gerçekten evde durmaları gerekiyor. Ben bile her tarafı çamaşır suyuyla siliyorum artık. Özellikle annem dedi ki kapı kollarında falan 12 saat boyunca dayanıyormuş. Benim annem metal işi yapıyor. İşte cam kollarını vesaire, artık ne demir varsa evinizde onları bol bol silmeye özen gösterin. Elde de 15 dakika mı 25 dakika mı öyle bir şey duruyormuş. Yalanda bilgilendirmek istemiyorum. O yüzden ellerinizi mümkün olduğunca sık sık en az 25 saniye olmak üzere yıkayın. Kolonyanızı eksik etmeyin. İnsanlarla tokalaşmayın. Herkesin dediği gibi de sakın sakın evden dışarı çıkmayın. Zaten hepiniz yorgunsunuz. Yarınız öğrenci, yarınız işçi olanlara asla lafım yok. İşçiler gitmek zorundalar şu an işe. İnşallah onlara da tatil olur. Çünkü 2000-3000 kişinin çalıştığı bir fabrikada çalışmaya giden her gün insanların hayatı da çok fazla tehdit altında. Yani ben bunu da haksızlık olarak görüyorum. Ya okullara oraya buraya tatiller varken çalışan insanlar yazık günah. Yani bir şekilde onlara bulaşırsa tabii ki yine herkese bulaşacak ve yüzlerce insan
ölecek. Allah korusun. Umarım böyle bir şey olmaz dediğim gibi ama iş konusunda da bir şeyler yapmak gerekiyor. Yakın bir zamanda köye gittik. Vlog çektik. Önce bunu atmak istedim onu atmadan. Çünkü o vlogu çekerken çok fazla olaylar olmamıştı. Bugünlere nazaran. Millet yazacak şimdi, yanlış anlayacak işte, siz arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz, geziyorsunuz, millet dışarı çıkmayın diyor vesaire vesaire. Bunları sırf duymamak için, yorumlarda linç yememek için bu videoyu öne atmak istedim. Diğerini bundan sonra atacağım. Haberiniz olsun, önceden çekilmiş bir video. Beni linçlemeyin, ne kadar korktuğumu görün linçlerden. Gıdımda da tüy var bu arada benim. Yarım saatten beri bu kız niye orasına sürüyor demeyin. Kıl yumağım ya. Maymundan 5 dakika önce falan doğmuşumdur. Kıl yumağım. Çener diyor ki benden daha çok kılı var. 8 dakika dedi. Ben sürene kadar 10 dakika geçti zaten. Ama yakmıyor. Şimdi çok gözümün yanına soktuğum için az önce böyle hafiften bir yanma oldu. Ama onun haricinde yüzü gözü falan yakmıyor. O yönden iyi. Ama İngilizcem olmadığı için sanırım tam doğru yapamadım mı? Çok sulu mu kaldı? Köpüklerim işe yarıyor yoksa? Anlayamadım. Neyse, ilkinin günahı yoktur. İkinci de tecrübe sahibi olup daha güzel sarartacağımı düşünüyorum. İş. Ama şimdi buna yazık günah. Bunun yarısı çöp yani. Ne yapacağım ben bunu? Başka bir yerimi sarartamam ki. Nereye mi sarartayım? Zaten lazere gidiyorum. Kollarımı sarartabilirim ama daha uzamadılar. O yüzden 2 gün sonra aşağıları simsiye, uçları sarı sarı olacak. Hiç hoş olmayacak. Böyle saçlarımın diplerine geçeyim bari. Neyi sevmesem de şu hayatta başıma geliyor. Yani kıl tüy sevmiyorum, koyu saç sevmiyorum, kısa boy sevmiyorum ama hepsi bende. Camiler kapatıldı ya. Bayağı camiler kapatıldı falan. Yani ben şaka bir yana konu yine buraya geliyor, özür dilerim ama camilerden sonra tırsmaya başladım. Çünkü biliyorsunuz Müslüman bir ülkedeyiz ve en son kapanacak yer ibadet edilen yerler ülkede. Marketler falan kapanacak mı? Onu merak ediyorum. Hani marketler falan kapatırsa bu insanlar nereden alışveriş yapacak? Ne yiyecek, ne içecek? Zaten çalışamayacağı için büyük ihtimalle para kazanamayacak. Kiralar nasıl ödenecek? Faturalar nasıl ödenecek? Bilmiyorum. Dediğim gibi ama devletin çok iyi bir yardım yapması gerekiyor şu günlerde. İnsanlar canından çok bunları düşünmeye başladı. Maalesef maddiyat çok önemli olduğu için ülkemizde. Bilmiyorum, siz ne yapıyorsunuz? Bu konu hakkında tedbir alıyor musunuz? Kaçtınız gittiniz mi? Mesela Caner'lerin köyüne büyük ihtimal eğer dışarı çıkma yasağına kadar gelirse kaçacağız. Ama annem falan burada, ablamlar burada, dedemler burada falan. Bir yanım da burada. Bilmiyorum, sonumuz hayır olsun. Ben sayacımı başlatıyorum. 8 dakika sonra da yüzümü sileceğim. Daha sonra da yıkayacağım. Ama o süre zarfında yine de dedikodu yapmaya devam edeceğiz. Bunun yarısından fazlası çöp oldu. Büyük ihtimal benim okuduğum kısım vücut için olandı. Vücut için yaparsanız maksimum 5 kere falan kullanabilirsiniz. Yani vücuttan kastım, eğer benim gibi çok tüyleriniz varsa kol ve bacak ya da atıyorum koltuk altı ve genital. Her tarafı yapamazsınız büyük ihtimalle. Her tarafı yapmaya kalkarsanız maksimum 3 kere kullanırsınız şu paketin içindekini. Ama yüz olarak ben 1,5 sene falan kullanırım yani. Şu kadar şu kadar gittiğini varsayarsak 5 ml gibi bir şey. Ama ölçüsünü nasıl yapacağım bilmiyorum. İkinci de hepsinden çok minicik minicik koyup karıştıracağım. Sonra süreceğim yüzüme, bir de öyle deneyeceğim. Eğer isterseniz story'de falan Instagram'da güncelleme atarım. Bakın böyle böyle yaptım diye. Yine bir sonuca bakalım. Çok memnun kalırsam devam ederim. Şu saçıma gelen yerleri de sileyim de nokta nokta sararmasın. Özellikle forlerim ya. Şu forlerime geçeyim iyice. Beni mahvediyorlar kara kara. Böyle her yerime geçtim. Yazık günah, çöpe gidecek ya. Kullanabildiğim kadar kullanıyorum şu an. Bir de böyle şeyleri tutamazsınız. Mesela atıyorum saç boyası açtınız. Onu mutlaka kullanmanız gerekiyor. Ya döktüğünüz kadarını net kullanın. Boya kalırsa saklayamazsınız. Çöpe atmak zorundasınız. Ama atıyorum bunun gibi böyle minicik minicik kullanıp kapağını kapattıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Saç boyasında da aynı şekilde. Ben kaç kere denedim. Ki Igora katıyorum. İzleyenler bilir, bu turuncu azaltıcı bir renk. Ondan mesela her ay minicik minicik katıyorum. Bir yıl boyunca yetiyor bana. Bozulmuyor da. Bu da onun gibi bir şey. Ama yazık, bunu nasıl saklayabilirim? Hiçbir şey yapamam. Bu kadar sıvı olmasının sebebi de büyük ihtimal ben elimi korkak alıştırıp şu büyük şeyden az sıktım. 150 lira verince böyle sıkmaya korkuyorsunuz. 3 dakikamız geçti. Kulaklarıma da mı geçeyim kız? Yazık günah. Kulaklara da geçelim, dur. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi tam illaki sarartacak da
Ne kadar süre kalacak bu sarılık? Yine bana 2 haftada kapkara olurlarsa çok sinirlenirim. Yakın zamanda saçları da boyuyoruz. Şu dibim bayağı çıktı. L'Oreal'in bir tane boyasını aldım. Rengi badem kahvesi. Yanlış hatırlamıyorsam. Onunla yine diplerimden geçeceğim. Yavaş yavaş artık koyultmaya karar veriyorum. Herkes yazıyor. Saçını kestirip lütfen kahverengiye boyat diye. Ona tam şu an daha hazır değilim. Burnum hala şiş, birazcık daha insin, böyle biraz daha kendime sevimli geleyim. Ondan sonra yapabilirim belki ama dediğim gibi daha zamanı var ve sarıya alışan insan maalesef geri dönemiyor. Yani o yüzden yakmak istemiyorum. Şimdi diyorsunuz çok güzel söylüyorsunuz, daha doğal duracaksın. Evet haklısınız, kesinlikle katılıyorum. Ama ben sarı saçı sevdiğim için koyuya boyattıktan sonra tekrardan açacağım. Bu sefer saçım daha fazla yanacak, gerek yok. Kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman saçımı boyayacağım. Şimdi dediğim gibi böyle yavaş yavaş yukarıdan başlayıp aşağılara doğru inmeye çalışıyorum koyultmak amacıyla. Çünkü burnumu yaptırdıktan sonra gerçekten böyle yapay yapay geliyor çok sarı saç. Dipten ve açık saçı sevmiyorum artık ben de. Hem demode duruyor, hem bana yakışmıyor, hem dibim hemen geliyor ve saçım yanıyor. Hele en son kuaföre gittikten sonra bakın hala saçım şu şekilde. Yakından göstereyim. Bakın buralarda falan minicik saçlarım hiç kalmadı. Çok sinirleniyorum aynaya her baktığımda. Tel toka ömrüm boyunca kullanmadım bir yerlerim çıkıp oralara takayım diye. Hep saçlarım uzundu hayatım boyunca benim. Bunlara bir yere giderken tel toka takmak zorunda kalıyorum. Çok sinirleniyorum dediğim gibi. Saçımı da ağrıtıyor tel toka sıktığı için. 5 dakika doldu. 2 dakika daha bekleyeceğim. 7,5 dakika falan oldu. Yeter artık. Yüzüm çünkü hafif hafif yanmaya başladı. Hemen bir ıslak mendilimle sileceğim. Galiba bayağı işe yaradı ya. Bakalım sakallar bitmiş mi? Hı-hı. Bak saçta hiç işe yaramıyor. Onu test etmiş olduk. Ama for kısmında bayağı işe yaradı. Yani saçınıza minicik de gelse korkmayın. O köpük olaylarının hiçbir etki etmiyor. Açmıyor saçı. Ben niye arka odada oturuyorum acaba şu an? O kadar uzağa gitmişim ki. Tüylerim sarardı. Bir de bir önceki o tüy sarartıcıları kullandığım zaman cildimi aşırı derecede kızartıyordu. Ama bu öyle bir şey de yapmadı. Yani zaten şuralarım sivilce kaynıyor. Sivilce izi kaynıyor ayrı. Babaannemin vefatından sonra stresten daha da fazla sivilce olmaya başladı. Doktora gideceğimi söylemiştim size. Cildiye'den randevu aldım falan diye hatırlarsanız. O ara babaannem vefat etmemişti ve benim cildiye'den randevu aldığım hastanede vefat etti babaannem. O yüzden iptal ettim randevumu. Gözüm görsün istemiyorum orayı. Ve en yakın ve güzel diye bildiğim cildiye orasıydı. O yüzden bir süre sonra gideceğim. Şu an hazır değilim oraya gidip görmeye. Ay, yakından göstereyim size. Bakın bir şey kalmadı ya. Bayağı bir şey kalmadı. Yani önce sonrası yapalım. Belli olmuyor şu an. Bayağı belli olmuyor. Bayağı gitti foller. Bayıldım. Bir dahaki sefere sadece bu kadar fazla yapmayacağım. Çünkü yazık günah burada en az benim 4 kullanımlığım falan var. Ve bu kadar sıvı yapmayacağım. Diğer jelden bir tık daha fazla katacağım. Gün kattıma nazaran. Çünkü süt gibi olduğu için bütün üstüme başıma döktüm ve leke kaldı. Büyük ihtimal pijamamdan çıkmayacak. Sağlık olsun, denemiş olduk. Ama bence bir şeyini yanlış yaptığım için kıvamında çok böyle aman aman beyaza yakın bir sarı olmadı. Fiyat hakkını verdi diyemeyebilirim. Ama bunu ne zaman diyeceğim biliyor musunuz? Bir sonrakinde düzgün bir şekilde uyguladıktan sonra ve gözlemleyeceğim. Bakalım ne zaman süre sonra yine siyahlaşmaya başlayacak. Size mutlaka Instagram'dan bilgi vereceğim. Hatta bir ayın sonunda falan tekrar yaptığımda bu videonun altına güncelleme yazısı yazabilirim yorumda. Siz de eğer merak ederseniz videonun altına girip bakabilirsiniz güncelleme yorumu attı mı diye. Atarsam da Instagram'dan yine haber veririm attım diye. O yüzden Instagram'dan lütfen beni takip etmeyi unutmayın, olur mu? Şey mi yapsak diye düşündüm de yakın zamanda lazere gidemem belki diye. Şu ense köküme de lazere gidiyorum ben mesela. Belime de gidiyorum. Kalanı ensemle belime yapayım. Hem yazık günah gitmesin çöpe hem de benim işime yaramış olsun. Çünkü dediğim gibi ne zaman gideceğimi bilmiyorum lazere. En azından ense köküm sarı sarı dursun. Ülkenin dedikodusu benim tüylerimi sarartma işlemim bittikten sonra. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın diyorum. Sizin de bu virüs hakkında veya tüy sarartma işlemi hakkında yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Lütfen kendinize çok 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 dikkat edin. Hijyeninizi asla eksik etmeyin. Evde oturun, lütfen dışarı çıkmayın. Size söz veriyorum, artık daha sık video atacağım.
birlikte hem yorumlarda buluşalım hem de zamanınızı birazcık benim videolarla geçirebilin. Umarım sıkmam sizi çok fazla atıp da. Ama elimden geldiği kadar YouTube'a özen göstereceğim hazır evdeyken. Ayaklarınızı uzatın, televizyonunuzu açın ya da Netflix'inizi her neyse alın kahvenizi elinize. Battaniyenizin altına girin, fırsat bu fırsat dinlenin. Evlerinizi sürekli camlarınızı açıp havalandırmaya çalışın. Ve dediğim gibi kendinize çok ama çok dikkat edin. Hepinizi kocaman öpüyorum tekrardan. Hoşça kalın.